Efendim geldim bu arada. Bu bölgeyi temizleyeceğiz. Amacımız seviye almak. Seviye kazandıktan sonra mümkün mertebe hızlı bir şekilde sonladığımız mühendislik becerisinden jirokopteri açmak istiyorum. Aslında buralarda böyle birazcık daha zombileri dışarı çekmek için havaya ateş mi açsak acaba? Ya da el bombasının birini falan böyle bir çat diye patlatsa mıydık? Çünkü çömelirken gerçekten çok yavaş yürüyor ve bu beni şey yapıyor, yıpratıyor. O ölmedi bu arada. Uzvu kopup da nasıl ölmüyor ben ona hayret ediyorum. Onu dinamit zannettim bu arada. Etrafta gördüğünüz bu tarz logar kapakları, diğer malzemeler falan onlar genellikle dinamit görevi görmesi maksadıyla kullanılabiliyorlar arkadaşlar. Yani üzerlerine basıp geçmeden önce bir kez daha düşünmenizde fayda var. Çünkü genellikle onlar patlayıcı. Çok pardon. Genellikle onlar patlayıcı rolü üstleniyorlar efendim. Yani güm diye patlıyorlar ve ansızın ortada kalabiliyorsunuz. Güzel güzel güzel. Onarım kitlerimiz neredeyse yapılmış. Onarım kitlerinin bitmesiyle beraber diğer dönüşüm işlemlerini de gerçekleştiririz. Çelik kazmayı da onarırız. Biliyorsunuz zaten hani etraftaki zarar görmüş mühimmatı temizleyerek baya güzel para elde ediyoruz. Bir yerden zombi sesi duydum. Muhtemelen buraya doğru geliyor. İngiliz anahtarı işe yaramaz. İngiliz anahtarını çevireceğim. Tamir etmeyeceğim. Bir yerden duydum bu zombi sesini ama. Yılan gibi tısladı mı, mısladı mı, ne yaptı hiçbir fikrim yok ya. Koşuyor. Binanın içinden geliyor gibiydi ses. Ben mi yanlış anladım acaba sesi? Kulaklığı falan da ters takmadım halbuki. Yani şey böyle bildiğin sanki bu mekanın içinde gibiydi. Evin içinden geliyor zannettim. Çünkü bildiğin bu ses geldi yani. Demir mekan sesi geldi. Toprak sesi gelmedi dışarıdan. Allah Allah. Demek ki arada olabiliyor böyle şeyler. Şimdi burayı lootlarken dikkat edeceğimiz en önemli yerlerden biri de şu ev. Evin içerisinden zira sayıca çok fazla zombi çıkabilir. Şurası zaten rahat temizlenir efendim. Çatıdan girer orayı tık 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 şey yaparız, parçalarız. Askeri bir araç var burada. Askeri araçtan çok muazzam mermi çıkabilir. Zaten mümkün mertebe az mermi harcayarak işimizi halletmeye çalışıyoruz. Selamlar Miyamur, Miyamura, hoş geldin. Meliç'im. İyi seyirler dostum. Hop, yemeği bir kenara alalım. Tahta iskelet blok lazım olabilir. O dursun. Bununla beraber şunu bir tamir edelim bakalım. Bir saniye. Tamirat öncesi 442 dolar ediyor. Acaba tamirat sonrası ne kadar edecek? Maksimum bize ederi bir tane tamir kiti abi. Tamir kitinden de o kadar şey olmaz. Bu arada şu görmüş olduğunuz aletle arabayı sökebiliyoruz ama arabayı sökmeyi pek planlamıyorum açıkçası. Yukarıdan delik açıp gireceğim kafalarına. Ya da bir delik varsa oradan girip müdahale etmeye çalışacağım. Mümkün mertebe amacım bu yönde. Şurada da bir su kulesi varmış. Etraftan zombi göremiyorum böyle yani. Sağda solda zombi görebilsem. Bak aşağıda kudurdular. Aşağıda kudurdular. Şimdi ne kadar etti? 1232. Güzel. 1232 sevindirici. Konserve yemek dursun burada. Ses çok ağır bir zombinin sesi. Nasıl diyeyim size? Şey değil yani. Basit bir zombi sesi algılamadım buradan. Vo diye çıkardığı sesten. Bayağı iri, bayağı iri bir beyefendi galiba. Evet. İçeride tek misiniz peki?
Zannetmiyorum. Yılan gibi tıslıyor. Bu spider zombi mi acaba? Ulan yine mi aynısından? Öteki iri kıyma az önce indirdik. Arda arda iki tane iri kıyım. Çok hayretler edici, hayretler verici. Arda arda iki tane iri kıyım gelmesi çok ender rastlanan bir durum ya. İki tane aynı türden zombi. Bayağı da güçlüler yani baktığın zaman. Peki bu hanımefendinin dikkatini nasıl çektik acaba? Orada kutuların arkasında kaldı. Evet, biraz kurşun boşa harcadıktan sonra halledebildik. Mermiyi susturucu ile sıkıyorum. Motor sesine falan gelmiş olabilir belki. Ya biz buraya motorla geldik ama yani o kadar yavaş mı takip etti? Olabilir, her şey mümkün. Şimdi belli başlı noktalara kırıp bakmaya devam edeceğim içeri. Sanırım içeride kimse yok. Şöyle bir hemen hop. Dın dın dı 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 dın dın dı dı dı. En güzeli bir mekana çatıdan girmektir abi. En güzeli çatıdan girmektir. Çünkü çatıdan girdiğiniz zaman aşağıdaki zombiler böyle kafası kopmuş tavuk gibi kokunuzu aldıklarından sağa sola sağa sola koştururlarken siz onları rahatlıkla avlayabiliyorsunuz. Misal ben buranın içerisine direkt girmiş olsam ya da kapıda o iki izbandutla karşılaşmış olsam o iki izbandut benim canımı yakar. Bak normalde buraların arkasında da zombi saklıyorlar genelde ya da böyle ölmüş insanların bedenleri olabiliyor. Ölmüş, yarısı yenmiş, yani inanılmaz derecede kötü vaziyette. Watson selamlar, iyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim, eyvallah, hoş geldin. Bulanık su yani envanterde tutabiliriz, tutmayabiliriz. Bulanık su elde etmesi çok rahat bir şey, o yüzden pek kasmıyorum. Bir miktar tıbbi malzeme var burada, gayet güzel. Ay ne yaptım ben? Az önce kazara yemeği yok ettim, biliyor musunuz? Yaptım yani, bu boku yedim. Az önce kazara yemeği yok ettim abi. İçindeki yemeği döküp böyle konservenin kutularını aldım. Neyse ki yiyecek bakımından sıkıntım yok ama böyle bunu iyi bir silah yapmış olsam bir parça canım yanabilirdi misal. Kıyafetleri bulduğum yerde çeviriyorum. Kıyafetlerle alakalı bir durum yok. Çelik çizme TR4. Tamir etmeye değer mi acaba? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Dreambox Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Dreambox hoş geldin. Subscriber olup yayınımı desteklediğin için çok çok sağ ol. Umarım yayında keyifli güzel zaman geçirirsin. Eyvallah. Ha, bu müptezel şeyin dışından. Kampın dışından. Ne arıyorsun oğlum kamp dışında? Sayıları birden fazla gibi mi? Yani kamp dışından genelde buralara yoğun saldırı olmaz ama. Şurayı kapatalım geri. Eyvallah. Yani kamp dışından buralara genelde saldırı olmaz ama ya kamp dışındaki zombilerin dikkatini çekmek zor çünkü. Tam çelik çizme ile alakalı konuşuyordum. Tamir etsem değer mi acaba fiyatına? Her türlü değer ya. Her türlü değer. Çünkü level 4 yani. Level'ı da o kadar düşük değil. 1000 dolar. Tamam baba, daha ne istiyoruz ya? Daha ne istiyoruz yani? 1000 dolarlık bir ürün gayet güzel. Arada sırada böyle dark tahtalarının arkasında da büyük loot bulma imkanını zoruyor. Johnny Cage, dünya tier'in düşükse tabancayı zor bulursun kanka. Kıyafetlerin para edenleri iyi para ediyor. Yok ya. Baksana 1000 dolar eden silahlar falan var. 1000 dolar kadar getiriyorlar mıdır?
Alışık değilim ama önerin için teşekkür ederim yani. Varsa öyle bir dalga mutlaka ondan yararlanmaya çalışırım. Vay. Tepemizde karton kutu, 51 mermi. Ya çıkan lootlar biraz dünya tiyarı ile alakalı arkadaşlar böyle. Misal çok zor bir yerde bir sandık açmış olabilirsiniz ama oyunda bunun hiçbir önemi yok. Çünkü oyunda dünya tiyarın düşük olduğu sürece sana vereceği şey sadece mızrak oluyor. Oyuna o açıdan birazcık gaddar. Ya sağlam malzeme mi istiyorsun? Kapış kardeş diyor oyun. Tamam, mutfağı halledelim. Muharremcim hoş geldin. 724 kilometre merhabalar. Çocuk mu vurduk biz az önce? Çocuk değil sevgili dostum. Diğerlerinden birazcık daha hareketli bir zombi türü o. Yani normal standart zombilerden. Oyunda birkaç tane zombi türü var. O zombi türlerinden sadece bir tanesi. Özel enfektelerden biri de değil aslında yani. Sıradan alelade bir zombi. Hareketlerinden falan çocuğa benzettin galiba. Sevgili dostlar, çoğu oyunda çocuklarla alakalı olumsuz içerik yer almaz. Çünkü adamların satış kitlesi sizsiniz. Yani artı 18 damgaları yemek işlerine gelmez. O yüzden herhangi bir çocuk zombi ya da kafasına shotgunla dağıtabileceğin bir çocuk falan kolay kolay göremezsin oyunlarda. O açıdan aklınızda bulunsun yani. Gördüğünüz içerik merak etmeyin soft, yumuşak bir içerik. Ve Vefa Karadurmuş 25 bit göndermiş efendim. Babuşum ben yarım saate gelirim. Şimdilik bay bay demiş. Görüşürüz, görüşürüz dostum. Bunları susturucuyla halletmeye çalışalım. İyi zıpladın. Öl. Götünden vurup öldürürüm. Kafasına da bir tane. Güzel. Efendim dostum. Hangi eski oynadığım oyunları kastediyorsun peki? Eski oynadığın oyunlar devam ediyor mu derken? Hangi eski oynadıklarım? Ya spor falan diyorsan onlar tek atımlık oyunlar kanka. Bir kere oynarsın, oynadım bitti der geçersin yani. Onlar tek atımlık oyunlar. Lan! Arkadaşlar şimdi canımız yanacak. Bak radyasyonlu. Radyasyonlu ve gözü kırmızı vaziyetteydi. Etrafta hiç görmedim ya. Çok aşırı damage çıkartabilirdi bu arada. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu oyunda zombiler size vurdukça, size damage çıkarttıkça sizin enfekte olma durumunuz ortaya çıkıyor. Enfeksiyon kapıyorsunuz. Enfeksiyonunuz fullenirse zombiye dönüşüp ölüyorsunuz ama enfeksiyon için antibiyotiğimiz var. Aslında bu oyundaki en değerli materyallerden biri para ederi olarak olmasa da şeydir, antibiyotiktir. Çünkü antibiyotik olmadığı sürece ve kendi antibiyotiğini yapmak da bayağı zor yani. Doğayla alakalı bayağı içli dışlı olman lazım. Ormanlardan falan materyal toplaman lazım. Ki ben şunu bir dipnot olarak geçeyim. Hiçbir oyunumda ben kimyaya yönelmedim. Antibiyotik yapmak sıkıntı. Gerçi küflü ekmek nitrat tozu ve bulanık su gerektiriyormuş. O kadar da sıkıntı değil ya. Ama baksana bitkisel antibiyotik için misal elinde diyelim bunları yapacak kimyasal bilgin yok, kimya bilgin yok, oyunun başlarındasın. Gerçekten çok değerli. Hani yaban mersini, mantar, krizantem, ya bunları nereden bulacaksın kanka? Değerli ürünlerden biri yani. State of Decay. Kanka State of Decay 2 oynuyorduk bizimkilerle beraber. Ama benim arkadaşlarım bak çok iyi insanlar, her birini çok seviyorum ama çoğu yayında oyun oynamayı sevmiyor agacım. Ben ne yapayım? Ne yapıyorsun Samet? Ulan çok sessiz bitirecektik işini herifin, bitiremedik ha. Level 5 darbeli matkap mı? Tamir et bakalım, bu satılır. Bu arada çalışma tezgahını parçalayıp o çalışma tezgahından dövme demir elde etmeniz mümkün. Bayağı değerli materyaldir efendim dövme demir. 2138 dolar mı? Bu darbeli matkap söküyor muydu kanka acaba? Söküyordu galiba. Bu da söküyordu ya. Ebenin nikahını söküyor Samet. Tek atıyor. Ha evet evet evet, bu söküyor. Bu söküyor kanka. Bu söküyor ama sanki bunun böyle bir yan etkisi falan vardı. Stamina mı çok gidiyordu? Bütün her şeyi sömürdük bu arada. Bütün her şeyi sömürdük.
Vallahi bütün her şeyi sömürdük hocam. Saat 16.49. Hava kararmak üzere. Hava karardığı zaman etraf çok tehlikeli oluyor. Darbeli matkap güzel bir cihazmış. Bunu kullanabilirim. Ya da satabiliriz. Satabiliriz ya. Ben mandaldan memnunum kanka. Mandal daha kolay böyle. Çeviriyorsun, çeviriyorsun, çeviriyorsun. Hemen hallediliyor. Mandal daha kolay. Darbeli matkabı satalım. Bir tur daha tamir etmeye gerek yok. Bu yaylar falan filan hepsi para ediyor. Şu su materyalini kenara alalım. Bulanık suyu da bir atalım. Hiç envanterimiz dolmasın yok yere. Zira bulanık sudan bol ne var? Ya zor bulunan bir materyal değil. Tahıldan alkol de medkit yapımına yarıyor. Yaramaz. Evde çok var, merak etmeyin. Hiç yani medkit yapmaya ihtiyaç duymadım, öyle söyleyeyim size. Şimdi alt katta kapının avradına kerkinmişler. Bu alt katı sonra temizleriz. Oo, saat akşamın 8'i ne ara oldu ya? Bu kaçta kafamıza ekşimeye başlıyordu bunlar? Kardeş şuraya bir oturur musun? Eyvallah. Ondan sonra kafamıza ekşimeye başlıyorlar. Eyvah! Chat, bu gelen akbabalar çok tehlikeliler abi normal zombilere nazaran. Çünkü bunların sizi sakat bırakma ihtimali normal zombilere oranla daha fazla. Daha fazla damage atıyorlar. Daha çok vuruyorlar. Zaten artık duydular ya. Bence shotgunla kafalarını parçalamak daha doğru bir seçenek. Ha, bu arada bacağı kopmasına rağmen hala vurmaya devam ki mi? Oğlum! Evet yani biz uzaktaydık, zarar görmedik ama bu patlama bayağı bir zombinin dikkatini çekmiş olsa gerek, öyle değil mi? Bu patlama birazcık zarar verdi gibi ortalığa, ne diyorsunuz? Sanki böyle biraz ama bir parça. Neredeler bunlar? Alt katta mı depüşüyorlar? Alt katta depüşüyorlar galiba. İşte shotgun kullanmanın zararı. Sıkıntı değil ya, sıkıntı değil. En azından etrafta zombiler duymuştur. Onlar gelirler, rahat hallederiz. Mermileri alıyorum. 6 level AK-47. 6 level AK aslında çok güzel ya. Ben bunu neden kullanmayayım ki? Onaralım, ileride kullanmalık dursun. 1 level pompalı bir cacığıma yaramaz. Ellemeyin, onlar vursun. Aşağıda biz onlara girişeceğiz. 6 level AK 880 mi? Oğlum darbeli matkap nasıl 2120 yapıp AK 880 yapabilir ya? AK'de birçok şey var bu arada. AK'ye verilecek birçok materyal var. SMG'lerin yerine onu mu alsak acaba? 5 level çift namlulu pompalı, boş ver. Çelik bacak zırhı. Abi bunu onarırız. Keskin nişancı tüfeği boş ver. El bombalarını al. Bu 6 level ne kadar ediyor? 1760. Oha. AK'yi kullanıp kullanmamak konusunda kararsızım ya şu an. Ama yaramaz büyük ihtimalle. Ferarius TR Prime'ın avantajını kullanarak aramıza katılmış. Ferarius hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arbelet çok sağlam para ediyordu. Bunu da onar. Arbelet çok sağlam para ediyordu. Avcı bıçağını falan parçala. Anam! Nasıl geldiniz lan? (Gülüyor) 50 metre ileride öldürmem gereken son zombi. Nereden geldiniz oğlum buraya? Duvarı kırıp geldiler. Vay manyaklar vay. Hele çünkü demir kapıyı parçalayamazlar. Demir kapı çok aşırı güçlü. Demir kapının parçalanabilmesi olası bile değil. Ne kadar ediyor? 1400 ediyor. İyi iyi iyi, eyvallah. Yine materyal çıktı, yine malzeme çıktı. Para çıktı yani, gene sıkıntı yok. Oto shotgun'ımız arabamızda abi. Oto shotgun'ımız arabamızda. Tamam, bana da yol gösterdiğine göre ben gideyim zombinin kafasına sıkıp buradan ayrılayım artık. Var elde benzin olabilir. Benzin yok. Bu zombi dışında da adam var bak, dışarıdan patlamanın sesini duyup geldi. Götüme diken battı. Onun panik yapıyorum, ne yapayım?
O patlamayla kim bilir buraya daha kaç tanesi yönlendi ama pek bir fikrim yok. Abi mayın döşemişler midir? Alan temizlendi. Gidip tüccara konuşup rapor vereceğim de. Abi burası bizi gerçekten yıprattı ya. Burası bizi gerçekten yıprattı. Şu minik alanın içerisinde hiçbir şey yoktu zaten. Buralarda alınabilecek her şey alındı. Çoğunu havaya uçurdum zaten alınabileceklerden ziyade. Abi ben şu el bombalarını kullanacağım bu arada ya. Bam bam bam. Bam bam bam. Pimini çekmedim mal. Çok iyi ya. Hayır, bombanın dandikliğine mi yanayım? Yani şuraların canı falan full duruyor. Bombanın dandikliğine mi yanayım? Kendi götümde patlattım bombayı, ona mı yanayım? Bildiğin kendi götümde bombayı patlattım ya. Ve işin kötü yanı hiçbir işe yaramadı. Evet arkadaşlar, tanesi 9 dolardan bomba alırsanız olacaklar bunlar. Tanesi 9 dolar eder mi anacım bomba yani? 9 dolar akıl alabilir bir fiyat mı? Belli ki dandik işte. Hayır, bütün mekan... Aa bak 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 bak, para geldi, para. Para geldi chat. Para geldi. Onar alınca köpek gibi para ediyor o balta. Ne kadar ediyordu? 2000 ediyordu değil mi? 1200 ediyor. Tamam, 2000 eden farklıymış. Ben onu yanlış düşünmüşüm, yanlış değerlendirmişim. Hadi buradan defolup gidelim ya, dur. Sen mermini bir yenile. Eyvallah. Abi bir de saat artık akşam olmak üzere. Yani akşam 10 olmak üzere. Akşam olunca biliyorsunuz zombiler daha kalabalık geliyorlar. Daha deli divane geliyorlar. Bir de buradan ikilemek lazım. Zombi hordun dikkatini çekmek istemeyiz çünkü. Zombi sürüleri sese göre hareket ettikleri için haritanın herhangi bir alanından şu an kalkıp böyle buraya... Ağzımıza doğru vurmaya geliyor olabilirler. Hızlıca gidip görevi verelim. 10'da mı kapanıyordu, 9.30'da mı kapanıyordu dükkan? Gün ışığı dediğin gün batımı kankam. Gün batımı gözüküyor oralardan. Bundan sonraki aşamada yavaştan eve doğru ilerleriz. Eve doğru ilerlemeyi arzu ediyorum. Arabaları yavaş yavaş eve doğru götürürüz. Şimdi bir saniye. Dur. Burada değil. Şurayı bir şöyle koy içeri. Hop 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 hop. Bunlar satılacak malzemeler. Deli gibi satılacak malzeme çıktı. Ya aralarında 2000 dolar eden var. Ben ona hayret ediyorum. 6 level AK aslında iyi bir silah ya. Şunları bir birleştirir misin canım? İki el bombasını. Ha bak, biri... El bombası mühimmat 310 patlama hasarı var. Diğeri de 310 patlama hasarı var. Temasta patlayan bomba. He. Oğlum hiçbir türlü hasarınız yok sizin. El bombası kendi elimde patladı böyle. Bir gıdım zarar vermedi reis. Level 5 çelik kürek. Ver anam, bunu da satalım ya. Level 5 testere. Acı 3'ü satalım o zaman. 3'ün testeresini satalım. Onar. Yine kit kullanacağız. Onar da satalım. Şurada da var değil mi bir şeyler? Burada da 4 level'ı var bunun. Ama alet edevatlar şunda. Mecbur bekleyeceğiz. Bak, oto shotgun'ımız burada kanka. Oto shotgun burada. Sıkıntı yok. O küreği sen kullanıyordun. Delgi var. Onu kullanırız kanka. Delgi var. Sıkıntı yok. Reis merhaba. 1000 dolar pompalı, 300 dolar demir bacak zırhı, pompalıyı ver. Sonrasında envanterini göster. Testereyi al, bir level daha aldık galiba. Yok, görev bitti. Abi 40 bin dolar para yaptık. 40 bin. Şu 30 bini yine arabaya koyarız. 40 bin para yaptık. Ama level alamadık abi. Level almak için bir görev daha yapmam lazım. İş var mı kanka? Getirme, zombi temizleme, getirme ve temizleme. Kaç K eks vereceksin? Sevkiyatı getiririm de ne kadar eks vereceğim? 13.500. Level alır mıyız ki 13.500'e ya?
Abi görevi yapsam da mecburen buraya sabah geleceğim de. Ben aslında gece seyahat etme niyetindeydim. Merhaba. Paralar burada mı? Bu arabada mı? Burada. Baksana 60 bin dolar para oldu burada. Abi sevkiyat görevi var. Gidip sevkiyat görevini halledelim. Seviye almamız için bu gerekli. Aslında sevkiyat görevinden ziyade ben şey düşünüyordum. Bu arabaları eve doğru süreriz diye düşünüyordum da. Aslında akşam vaktini arabaları eve sürmek için geçirip sonrasında sabahtan gidip görevi halledip jirokopter yapımını açabiliriz yani. Bu da mümkün. Biz bunları bir eve doğru götürelim ya. Biz bunları bir eve doğru götürelim efendim. Bu arabaların eve gitmesi gerekiyor çünkü. Ve arabaları eve götürürken kulak sağlığımızdan endişe etmemek adına, çünkü çok sesli gidiyorlar. Sesi şöyle bir %20'ye düşüreceğim. Ya hatta %10'a falan düşüreyim böyle. Minimum bir çıt duysak yeterli. Çünkü şey baba, yolda giderken kargalar falan dadanabilir kafamıza. Yola bağlı kalıp arabayı eve götürmeye çalışacağım. İki araba da ağzına kadar loot dolu çünkü. Zemeyaz'cim senin adına sevindim dostum. Umarım rast droplarından umduğunu bulabilmişsindir. Şimdi buradan eve doğru gitmek istiyoruz. Eve doğru gitmek istediğimiz için ana yola bağlı kalacağız. Ev gidiş rotasını size söyleyeyim. Bayağı uzak bir yere gidiyoruz. Umarım elimizdeki benzin bunun için yeterli olur ki araba canavar gibi yakıyor. Onu söylemek gerek. Efendim sevgili Sincap, Mebula'nın ilk ayını kutlamış. Mebula aramıza hoş geldin. Sincap kesene bereket dostum. Eyvallah. Abi buradan... çok teşekkürler bu arada. Buradan ana yola bağlı kalacağız. Ana yola bağlı kalarak gideceğiz. Sonrasında bir ara yoldan tekrardan ana yola çıkacağız. Bak şuraya kadar ana yolu takip edeceğiz, tamam mı? Buradan sonra ara yoldan eve doğru sapacağız. Sonrasında şu rotayı kullanıp, abi arabaları bu arada yol dışında hiçbir yerden götüremeyiz. Sonrasında bu rotayı kullanıp eve doğru geleceğiz abi. Bu işlemi iki tur yapacağız. Hadi hayırlısı bakalım. Bizim için bayağı zor olacak. Bu arada araba arazide gitmez. Onu söyleyeyim. Araba arazide gitmiyor. Yani ana yol dışında arabayı götürebileceğimiz hiçbir yer yok. Çünkü her yerde aynı sıkıntıyı yaşar. Her yerde tökezir. Her yerde sıkıntı çıkarır bu araba. O yüzden arabayla ana yola bağlı kalarak gideceğiz. Hatta göreceksiniz ki ana yoldan bile pek fazla ilerleyemediğimiz zaman olacak. Muhsin Paşa, o tüccarın adının amık tüccarı olmasının sebebi şu. Oyunda biz bunu çok zor bulduk. Biz bu elemanı çok geç keşfettik. Oynadığımız zaman elimizde mızraklar vardı. Baltalar vardı böyle. Sopalar vardı. Hani daha apokalipsinin ilk günleri. Böyle mühimmat falan bir şey bulmak mümkün değil. Araba maraba her şey hak getire. Yürüye yürüye kilometrelerce o tüccarı aramıştık. Ondan dolayı onun adı amık tüccarı. Çok zor bulunduğu için. Bir akbaba dolanıyor tepemizde. Evet, akbabanın attığı voltaya dikkat etmemiz gerekiyor. En ufak hatamızda bu bizi avlar ve... Ops! Ay kötü oldu bu. En ufak hatamızda bu bizi avlar ve sıkıntı çıkartır. Mermilerin çoğunu arabaya attık ama yapacak bir şey yok dostlar. İyi, %94. Daha arabanın benzini de var, mermisi de var. Eve götürdüğümde benzinini, deposunu fuller getiririm. Ana yol takip edeceğiz. Bayağı bir şeye sıktık bu arada ya. Kendi aracımıza sıktık. O hoş olmadı. Aa bak, kenardan köşeden böyle tırmanan zombiler var. Etrafta su kaynağı var. Bir saniye. Bu su kaynağı varsa değerlendirmek lazım. Boş şişelerimiz var mı bizim? Burada 98 adet. Şu 98 adet boş şişeyi bir alıp doldurabilir miyiz? Su bulmak önemli çünkü. Ha, oyunda dilersen hayvanları avlayıp onlardan et de kasabiliyorsun. Oyunda bir miktar hayvan da var. Etrafta bulduğunuz şunlardan kemik çıkıyor muydu bundan acaba? Evet evet, buralardan kemik de toplayabiliyorsun. O kemikler de işe yarıyor çünkü. Suyu içmiyor bu arada. Şu an dolduruyor. Sıkıntı yok. 98 birim bulanık su elde ettik. Gelmişken suyu dolduralım canım. Hava acayip kararıyor bu arada. Saat 10'u geçti. Saat 10'u geçtiği için zombiler normalinden daha saldırgan modundalar. Motoru tekrardan yerine alalım. Şunu bir fulle bakayım. 119 birim bulanık suyumuz var. Bunları ileride içme suyu haline getiririz efendim. Devam. Bir ara yol aslında. Bu ara yolu mu takip edip eve gidiyoruz? Evet abi, bu ara yolu takip edip eve gideceğiz.
Bak az daha kaçırıyormuşum yani. Waypoint'i buraya koymama rağmen evet doğru arayola girmişim. Şimdi bu arayoldan dimdik devam edip buradan sola döneceğim. İlerideki kırmızı noktadan sola döneceğim. Tabii. Kaskımızda filtrelize cihazı olduğu için dilersek spider zombi var kenarda. Dilersek bulanık suyu da tüketebiliriz ama ben normalini tüketmeyi tercih ediyorum ya. Sıkıntı olmuyor yani. Minik bir ateş yaktığın zaman suları komple taze su haline getirebiliyorsun. Renk körü olduğundan dolayı görmedim. Mümkündür efendim, mümkündür. Yola bağlı kalacağız, bir yere kıpırdamayacağız. Ara yollar da bu arada sıkıntı. Doğru istikametten mi ilerliyorum? Hayır, yanlış istikamet. Sağa sapmam gerekiyormuş. Eyvah amık. Buram ağadan dur. Dur, kenardan sokarız bu arabayı. Oyunun sesleri iyice kısıkta bu arada çünkü araba sesleri oyunun bug'lı. Yani belli bir süreden sonra kulağınıza işkence olacağı için oyunun sesi çok minimumda. Herhangi bir horde ya da zombi baskınına karşı tetikte olmak için bu şekilde yapıyorum. Sabah olana kadar arabaları götürelim. Sabah olduğunda görev yerimize gidelim. Görevimizi yapalım. Seviye aldıktan sonra da eve dönüp jirokopteri tamamlayacağız. Yapacağımız işlem bu şekilde olacak. Ben yine yanlış bir yola saptım galiba. Evet, yanlış yola saptım. Buradan ana yola çıkar mı bir şekilde? Çıkıyor. Tamam, güzel. Buradan ana yola çıkıyor. Yani bir şekilde ana yolu bulmaktı bizim temel amacımız. Ana yolda sol tarafa yapışıp gideceğiz abi artık. Bizim harita rotasyonumuz ana yol üzerinden. O yüzden bir sıkıntı yaşamayacağız umarım. Ortalık fena. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim Hüseyin. Galiba Hüseyin'di değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mavi ile sarıyı karıştırmıyorum. Hayır, kırmızı yeşil renk körlüğü var bende sadece. Round'cum. Dostlar şimdi bu saatlerde seyahat etmek tehlikeli. O yüzden şöyle bir mutlaka farımı açacağım. Aslında gece vakitleri hani gece 2-3 gibi falan daha tehlikeli. Gerçi aracın içerisindeyiz yani aracın içerisinde bir problem yaşamayız ama bu arada gördüğünüz gibi araba gerçekten motordan çok çok daha fazla yakıyor. Yani deponun şu an 5'te 1'ini neredeyse kullandık. Bu kullandığımız 5'te 1 bayağı bir benzine tekabül ediyor. Hatta depoyu fullerken görürsünüz. Yaklaşık bir hani 5000-10000 civarı yiyebilir, bilemiyorum efendim. Renk körlüğü çok sıkıntı yapıyor mu? Ya doğuştan gelen bir şey olduğu için ben eksikliğini hissetmiyorum. Doğuştan geliyor kanka. Bir şeyi önceden bana verip sonra elimden almadılar. O yüzden eksikliğini hissetmiyorum. Renk kör olduğumu ben de bugün öğrendim. Geçmiş olsun. Ama o kadar keyif kaçırıcı bir şey değil ya. 15.000 mi yiyor? Abi 15.000 ise çok ya. Umarım bize o kadar masraf çıkarmaz. Bu arada zombilere dilediğiniz gibi çarpın. Arabanın önü zırhlı. Yani şöyle bir saniye. Yolda giderken bir yandan şöyle göstereyim. Arabanın önü zırhlı. O açıdan bir problem yaşamıyoruz. Ne kadar yolumuz kalmış efendim? Oho. Şehir içinden sol yapacağız yine. Bu arabalara götürmese de ayrı mesele ya. Oo, tek araba 30 biniyor. Dönüşü kolay. Yani dönüşünde şey yapacağız yani motora atlayacağız gideceğiz. Dönüşü çok kolay. Dönüşünden yana bir sıkıntı yok da. İşte arabaları götürmesi falan bir parça mesele. Bu yüzden aslında jirokopter yapıyoruz. Şimdi jirokopterin olayı rahat taşınabilirliği olacak, anladın mı? Jirokopterle dilediğimiz gibi koşturacağız. Eyvah, kurt var etrafta. Peşimize takılır mı? Takılmadı. Demek ki arabanın peşinden koşma isteğinde değil. Şehirlerden geçerken sıkıntı. Çünkü arabanın yaydığı ses dalgası şehrin etrafındaki zombileri çekebilir üzerine. Ama atlatırsak herhangi bir sıkıntımız kalmaz. Abi oyunda maalesef ışınlanma gibi bir durum söz konusu değil.
Her yere kendin gitmen gerekiyor. Gitmişken size evi de göstereyim. Merak etmeyin, bu eşyaların düzenlenme olayını falan ben yayın dışında hallederim. Zira bayağı bir eşyam var yani. Evin ağzına kadar dolu olduğunu görebilirsiniz. Bu arada evde elektrik yok. Mum ışığında ısınıyoruz sevgili dostlar. Buradan sol yapılacak. Buradan sol yapıp devam edeceğiz. Evde mum ışığında ısınıyoruz. Çünkü ateş, sıcaklık dışarıdan zombi çekiyor. Doğru yönde miyim? Evet, doğru yöndeyim. Evimiz aslında bayağı güzel bir koordinatta. Oyunun sonu sen ölene kadar kanka. Ne kadar oynamak istersen. YouTube'a gelecek tabii ki Ravroncum. Tabii ki. YouTube'a gelecek. İstersen Reply'dan tek oturuşla tamamını izlersin. Yok agacım ben bölüm bölüm izleyeceğim dersen. İstersen Samet Güngör Live'dan bölüm bölüm izlersin. Nerede ne oldu ne bitti. Mum ışığında televizyon. Elektrik komple yok. Elektrik elektronik. Doğru yoldan ilerliyorum, tamam. Elektrik elektronik ayrı bir research ağacı. Oraya puan vermedim. Elektriğe versen zaten keskin bıçaklar var. Keskin bıçaklarla böyle zombileri doğrayabiliyorsun. Hani bir tane hendek yapıyorsun. Hendeğin altına keskin bıçaklar yerleştiriyorsun. Dönen bıçaklar var böyle, pervane gibi düşün. Atlıyorsun zombiyi dırırt deyip kesip atıyor. Bu arada sağda görmüş olduğunuz bölge küllü alan arkadaşlar. Zombi apokalipsinin ardından bu alanda büyük yangınlar oluyor ve alan kurtarılamıyor. Her yer yanmış insanlarla, yanmış cesetlerle dolu ve yanmış zombilerle dolu. Burası da bizim kaldığımız yer, bizim konakladığımız yer. Uzun zamandır gelmiyoruz yani. Etrafta zombi olabilir tabii ki, bunun için tetikte olmak lazım ama evimiz tam karşıda sevgili dostlar. Şu an göremiyorsunuz. Çanklar yüklendiğinde göreceksiniz. Evimiz tam karşıda. Ahanda gördüğünüz bu yere biz ev diyoruz abi. Ya çok minik bir ev. Biz burayı en son düzenlediğimizde gün 50 ya da 60 falandı. Şimdi arabayı bir tamir edeceğim. Arabanın benzinini bir dolduracağım. 2.5 artı 860 aldı. Full bu. Güzel. Sıkıntı çıkabilir. Gece görüşüyle bir tavanda bir tur etrafa bakınacağım. Ya aşağıda tahta kazıklar var. Minik tahta kazıklar. Onun dışında etrafı dikenli teller koruyor. Ya çok minik bir yer yani. Burası evet korur mu? Korur ama normal zamanda böyle sağda solda gelen aptal birkaç zombiye karşı korur. Geri kalanlarına karşı pek işlevsel olabileceğini zannetmiyorum. Evet bak, orada da bir zombi varmış. Kendisini hissettirdi. Duvarlarımız betondan. Beton olduğundan dolayı 5K'ya yakın canı var. Ama bu 5K canı da o kadar gözünüzde büyümesin. Ateşi evin içinde değil, evin dışında yakıyorum bir sıkıntı olduğunda. Örneğin suları burada ısıtıyor, yemekleri burada pişiriyorum. Şurada kilise var. Kiliseye bir ara göz atmak lazım. Kiliseler cephane kaynağı arkadaşlar. Hayatta kalanlar kiliselere yöneldiği için cephane kaynağı. Şurada benzinlik var. Yakıt sıkıntım olduğunda orayı lootluyorum. Oyunda lootlar 15 günde bir yenileniyor bu arada. Mad Mines, evet evet, oyunda da çok malzemen falan var da kendi villanı kendin yapınca çok da bir kalkışamıyorsun o işlere. Tamam, etraf sakin gibi duruyor. Evin içine girelim. Evde mum ışığı kullanıyoruz derken bu arada yalan söylemiyordum sevgili dostlar. Ev mum ışığıyla aydınlanıyor. Çünkü etrafta eğer çok fazla şey olursa, çok fazla ışık kaynağı, çok fazla ısı kaynağı olursa zombiler buraya akın ediyor abi. Zombilerin akınını engellemek için kullanmadığımız malzemelerin birkaçı burada. Bak 5 level keskin nişancı tüfeği var. Biz nişancı tüfeği kullanıyormuşuz. Çelik kazmamız burada, küreğimiz burada. Level 4 AK-47'miz varmış. Level 6'sını sattık. Darbeli matkabımız varmış tier 2. Bak buralar araç gereç yapabilmek için gereken yerler. İşte jirokopter falan yapacağız ya misal. Evet, jirokopterle alakalı hiçbir materyal yokmuş. Bir alt katı oyundaki malzemeler, diğer malzemeler işte ne var ne yoksa onlar. Mayınlar falan burada, el bombaları burada, mermi uçları burada, delici mermi falan yapmanı sağlayan mermi uçları. Kömürdür, eski paradır ki eski para gerçek paraya çevrilebiliyor. Onların hepsi burada. Efendim burada silah yapmanız için gereken materyaller, bir tane Uzi yapacağınız diyelim. Buradaki materyaller lazım. Şurası ham madde deposu. Bak ham maddeler arasında 30.000 demir falan var buralarda. Bayağı sağlam. Oyunun sesini açalım bu arada. Sağır olacağım. Eyvallah.
Susadın. İçeriz anam, içeriz. Şurası modüller. Buranın bir alt katı da modüller. Yani 8x'inden 4x'ine kadar. Alt kat boş mermiler vardı galiba orada. Burada yedek silahlar, yedek cephaneler. Belki onarıp satarız diye düşünülen zıbıdıklar. Efendim, sağlık malzemeleri, sağlık kitleri. Ki üzerimde de bir orduya yetecek sağlık malzemesi var. Yemekler. İçecekler. Ve para. İçeceklere alınabilir bu su ya. 155 de fazla. 78 birim su yeterli gelir. Boş bardakları nerede tutuyoruz peki? Bizim boş bardağımız yok galiba. Yok, boş bardaklar da burada. 800 birim boş bardak var. Açlığımızı ve susuzluğumuzu bir giderelim. Günü burada geçirmeyeceğim, merak etmeyin. Yuvarla yuvarla. Aleyküm selam, amca hoş geldin. Dışarıya bir kat daha çeksene. Onlar zor kankam, onlar zor bak. Şöyle göstereyim sana. Şurada görmüş olduğun çimento bloklarını yapmak inanılmaz derecede masraf. Yani bu çimento bloklarını yapman gerekiyor mikserle, acayip zor. Evi ben o yüzden genişletmiyorum, üşendiğimden. Belki hani ileride daha sağlam bir yere taşınırız, bilemiyorum. Ama şu an için durum böyle. Tamam, yedik yemeğimizi, yiyeceğimiz kadarını tükettik. Bardakları üstüme alıp aslında hepsine su doldurabilirim. Ama gerek yok, şimdilik bunlar bekleyebilir. Boş kutuyu hemen demire çevirip demiri de her zamanki yerine koyabilirim. En alt mıydı? En alttı galiba. Tamam, demirler burada, eyvallah. Şimdi motorumuzu atlayıp diğer arabamızı almaya gideceğiz. Buraya kadar gelmişken evi de göstermek istedim. Bu arada yani bloğun nereye kadar zombi spawnlanmasını engellediğini gösteriyor. Bir kez daha E'ye basalım. Orası rahatlasın. Kimya standı var. Alet edevat yerimiz var. Eritmek için böyle işte demirdir, pirinçtir, kurşundur, şudur, budur. Bir şeyleri eritmek için iki tane full ocağımız var. Yani genel olarak base bu şekilde. Ya base'den ziyade böyle minik bir craft evi gibi ama burayı bir oturuşta yıkarlar kanka. Tek atarlar yani direkt. Tamam. Son kez etrafa bakındım. Şimdi tekrardan eve gitme vakti. Tekrardan çöle gitme vakti. Çölde arabamızın olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. 4x4 kamyonumuzun olduğu yere. Renk kör olduğumdan galiba göremiyorum ya da bir şeyin üstüne biniyor. Emin değilim. Motorla yollar daha kolay aşılıyor arkadaşlar. Motorla yollar daha kolay aşılıyor. O yüzden Dağ Tepe Gaming yapabiliriz. Dağ Tepe Gaming yapmak bize bir şey kaybettirmez. Hemen buradan ikileyelim. Bir mekanda ne kadar fazla kalırsanız o kadar fazla zombi çıkma ihtimali olur. O da sıkıntı. Tam karşıya gitmem gerekiyor. Evet, gördüm. Oğlum şu şey çok fena ya. Arka plan şeylerine baksana, seslerine. Kazıklara düşüyorum da zarar görmüyorum ya. Çünkü zırhım çok fazla. Şöyle göstereyim sana, zırhım çok fazla. Gövdelik zırhı, diğer zırhlar falan. Hatta 70 derece sıcaklık hissediyorum, 70 Fahrenheit. Derece olsa ölürüm. 91 saat 9 dakikadır oynuyorum oyunu, ölmedim. Zırhım çok fazla kanka. Abi sesler kesinlikle ürkütücü. The Maganda, merhabalar canım, hoş geldin. Merhabalar sapık herif, merhabalar. Hoş geldin. Artık mesajlarını sesli olarak dile getirmeyeceğim. Çünkü senin bundan haz aldığını düşünüyorum. Ve bundan haz aldığını düşünmek tüylerimi ürpertmeye yetiyor. Bakın arkadaşlar, bu tarz yer şekillerinden dolayı ben jirokopter istiyorum aslında. Bir jirokopter yapmak bütün bu dertli yollardan gitmemize gerek kalmamasını sağlayacak. Amacım o. Yani yollar çok uzun. Ama arabaları mecbur yollardan götürüyoruz. Arabanın, motorun ağzına sıçıldı bu arada. Yollar çok uzun abi. Yoldan gitmediğin zaman da arazi böyle. Jirokoptere bineceğiz. Daha önce hiç kullanmadım bu arada, onu söyleyeyim. Yani jirokopterin nasıl kullanıldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Alıp böyle duvara çarpıp öle de biliriz. Hiçbir fikrim yok. Ama şey, yani jirokopter bayağı bir problemli. Gecenin saat 1'i. Abi gece hiç sevmiyorum oyunu ya.
Hem sesler ürkütücü, hem yol çekilecek gibi değil. Motor arabalara nazaran daha rahat ama motorun taşıma kapasitesi çok ufak. O yüzden motor tercih etmiyorum sağa sola giderken. Mümkün mertebe motoru şeyde kullanmak istiyorum böyle. Arada bir şey oluyor. Drop düşüyor. Drop dediğim bildiğin airdrop atıyorlar böyle hani PUBG'deki gibi. Flare ile işaretleyip ayı. Nasıl tek attık lan ayıya? Evet, motoru bırakıp bilmediğimiz bir yerde çatışmaya girmek sıkıntı. Ayı bu arada sandığınızdan daha hızlı koşuyor. Yani o yüzden ayıyı vurdum. O sandığınızdan çok daha hızlı koşup sağa sola damage çıkartabiliyor. Yani buradan geçerken aniden motorun üzerinden alsa bizi. Motordan düşürebiliyor mu tam hatırlamıyorum da. Motorla saldırabiliyordu galiba düşüremese de. Yani motorun üstünde de olsan damage yiyorsun kanka. Kanama hasarı falan filan verir böyle. Motorda can basamıyorsun bu arada herhangi bir şekilde. Kullanma seçeneği yok. O yüzden öldürür bizi yani. Hadi motor. Hadi motor. Şuradan bizi bir çıkar hocam ya. Şuradan bizi bir çıkar. Tamam az kaldı eve. Eve az kaldı. Nereden anlıyorum arabanın olduğu yere az kaldığını? Çünkü arabanın işareti minimap'te çıkmaya başladı. Gördünüz mü? Minimap'te çıkmaya başladığı için yaklaştığımızı anlıyorum ama tam bir karın ağrısı. Tam bir karın ağrısı gerçekten ya. Evet, şöyle giriş yaptık dostlar. Ne var burada? Çok ilginç. Sırt çantasıyla bir parça yemek bulduk kenarda. Acaba diyorum yürüyerek daha mı hızlı giderdim ya? Buralar çok sıkıntılı arazi baba. Sen bir envantere gel. Şimdi diyeceksin ki hacı yürüyerek nasıl hızlı gideceksin? Gösterelim anam. Oyunda megazme denen bir şey var. Koşu hızını %50 arttırıyor. %50 daha hızlı koşarsam ki düştüğümde de canım yanmıyor biliyorsunuz. Çünkü zıplama yeteneklerim full. Elime SMG'yi de alırım. Staminamız bitene kadar. Burada yardırırım. 2 dakika boyunca %50 fazla koşu buff'ım var. %50 hızlı. Reis ne yapıyorsun? Stamina biraz daha yenilensin. Yok abi yani jirokopter şart. Mümkün değil. Ben buraları yürüyerek geçemem. Motoru cebine mi aldın az önce? Evet. Aman 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 aman. Panik yaptırdın lan. Kendini deli deli edip geldi. Panik yaptırdı ya. Biz en güzeli shotgun'la hareket edelim. Ya oyunda RPG unsurları var. Eğer motorun içerisinde herhangi bir yük yoksa motor senin bir objen sayılıyor. Senin bir eşyan sayılıyor ve her işte silahını, ekipmanını, diğer malzemelerini yanında tuttuğun gibi motorunu da yanında tutabiliyorsun. Bak şurası bizim gitmemiz gereken yer. Ama motorun içerisinde eşya varsa şayet bir tane bile hani bir çöp parçası bile olsa o artık araç statüsünde. Yani arabayı misal eğer içerisinde eşya koymamışsan cebine koyup ilerleyebilirsin arabayla. Yani arabayı ceplemekten bahsediyorum. Uyarı atışlarıydı onlar. Onlar uyarı atışlarıydı. Çaktırma. Şşş. Düştüğümde zarar görmem. Zıplama yeteneklerim çok üst düzeyde. Oğlum burada başka birinin daha arabası var ama bu araba hareket etmiyor. Cık.
Bir tane daha gerekecek destekten. Biraz stamina yenilensin. Abi kesinlikle jirokopter kullanacağım bu arada. Git gel, canımız çıktı. Mermi buraya geldi kanka. Camımın parasını kim ödeyecek? Yapacak bir şey yok. Oyunda dilersen online oynayabiliyorsun ama oyunda NPC'ler var. Yani şu an başkasının arabası derken NPC'leri kastediyorum, yani oyunda NPC'ler var ama bazıları motor satabiliyor misal. Motor kullanabiliyorsun. Evet abi, çölde yol yordan bilmeden ilerlemek mükemmelmiş ya. O bir saniye. Bir saniye. İt bey. Kaybolan bardak abim. Selamun aleyküm babuş demiş. Aleyküm selam abi, hoş geldin. Allah'ım şükür nihayet. Abi kesinlikle yani bu çöre bir daha gelmek istemiyorum ya. Şuradan bir uzaklaşabilirsem. Arabanın olduğu yeri bulduk nihayet. Motorla o dağ tepeyi çıkamazdım bu arada, mümkün değil. Yat aşağı. Bu arada görevi yapmadan level alacağım neredeyse. Evet, ikinci arabamız da burada sevgili dostlar. Lan! Arabaya binemeyeceğim galiba chat. Çünkü... Dur, uzaktan... Ananın avradıymış kanka. Oyun seni içeride bırakmamak için... Şimdi burası güvenli alan, tamam mı? Ama burayı tüccar kullanıyor. Bu tüccar senin akşam vakti burada olmanı istemiyor. Çünkü insan sayısı arttıkça zombilerin dikkatini çekme olasılığını artıyor. Bu yüzden seni otomatik dışarı atıyor kanka. Otomatik ışınlıyor. Ben bazı günlerde misal, bazı kanlı aylarda eşyalarıma zarar gelmesinden çok endişelendiysem arabayı içeri bırakıyorum misal, arabayı ya da motoru. Benim gibi zombiler de içeri giremiyor. O yüzden eşyalarıma zarar gelmiyor. Ben de çatıda bir yerde pusup milleti indirebiliyorum ama bu sıkıntı yani. Arabayı alamasam, arabayla ışınlamasa bayağı üzülürdüm yani. Şimdi tekrardan oyunun sesini kısacağız. Çünkü kulaklarıma değer veriyorum. Siz de değer veriyorsunuz. Arabanın sürekli o brr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 
Ondan sonra görevi tamamlayıp jirokopter yapmaya başlayacağız. Şöyle ilerlemeye devam edelim. YouTube içinde bir bölüm arası verip geri gelelim efendim.